Merhabalar sevgili dostlar. Kripto Rehber kanalına hoş geldiniz. Altlayer'in ikinci videosuyla karşınızdayım. İlk video şu an sağ üst tarafta belirmiş durumda. Onu da izleyebilirsiniz. Çünkü bu videoda kullanacağımız birkaç olayı, birkaç durumu o videoda zaten incelemiştik. O yüzden ayrıntılı bir şekilde sizlere aktaramayacağım. Öncelikle testnet için birazcık Ethereum ihtiyacımız vardı. Token'a ihtiyacımız vardı. Sepol yağından bağlanıyoruz buraya. Ardından bu işlemi yaptıktan sonra Ethereum'larımızı da Rapid Ethereum'a çeviriyoruz. Bunların hepsi birinci videoda vardı. Elinizde Rapid Ethereum olduğunu varsayarak videoya geçiyorum. Bu siteyi ben gene yorumlarda belirteceğim sizlere. Sitemize giriyoruz. testnet-staking.altlayer.io. Girdikten sonra karşımıza böyle bir ekran geliyor. Önce Bravo'dan başlıyorum. Çok önemli değildir diye düşünüyorum ama ben burada 3 tanesini halletmiştim. 4. de işlemleri sizlere göstereceğim. 3'üyle aynı işlemler. Charlie'ye geldim. Buraya geldikten sonra şu kısımda mesela benim elimde 0.5 veya daha fazla Ethereum vardı. Bunları Rapid Ethereum'a çevirdim. Sizler de işte elinizdeki Ethereum bunları 6'ya bölerek işlem yapabilirsiniz. İlk bu işleme geldiğimde approve ediyorum şu kısımdan. Burada gelen ekranda ne kadarlık Ethereum vermek istediğimi söylüyorum. Daha doğrusu ne kadarlık Ethereum kullanmalarını istediğimi belirtiyorum. Başta sizde stake kısmı sönük kalacak. Ben ilk başlarda approve kısımlarını yaptığım için burası da aktif görünüyor ama approve'umuz bittikten sonra şu an sağ tarafta da onay kısmını görüyorsunuz. Artık 0.1 Ethereum'umuzu stake edebiliriz. Evet, tüm bu işlemler bittikten sonra da herhangi birine geliyoruz. Ben size dediğim gibi hepsini yapmışım zaten. Mesela Echo'ya geldim. Echo'da birazcık RSRT'lerimiz vardı. Daha doğrusu stake'imiz vardı burada. 40 tane RSRT de birikmiş burada. Bunları claim edelim. Son dokunuş olarak da bunu yapmış olalım. Bu kısım çok önemli bilmiyorum ama en azından burada burayı da test etmiş olalım. Amacımız bu zaten. Sitedeki veya platformdaki her yeri test edebilmek. Finalde bize bir getirisi olur mu olmaz mı konusunda hiçbir yorumum yok. Ama sadece bizden biraz zaman alıyor. O da şuradaki işlemleri, yani ilk video yaptıysanız mesela şuradaki işlemleri yapmak 5 dakikamızı almamıştır bile. O yüzden ufak bir zaman vererek değerli bir şey kazanabilir miyiz, kazanamaz mıyız? Bunları inceliyoruz. Tabii aslında bu tarz platformlar testnetten bir üst seviyeye geçtiği zaman yavaş yavaş o şeyleri, airdropları başlatabiliyor ama belli de olmaz. Testnet'i başarılı bir şekilde bitirip artık yayına girerse ve girer girmez de kendi token'ını çıkarırsa testnet kullanıcılarına da oralardan pay verebilir veya ileride de eğer o pay kısmını ileriye bırakacaksa da testnet kullanıcılarını da unutmayarak o payları aktarabilir. O yüzden denemekte zarar yok. Kendinize çok iyi davranın. Başka videolarda görüşmek üzere. Esen kalın. Bay bay.